Merhabalar herkese. Ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle son dakika bir gelişmemizi paylaşmak için karşınızdayız. Bildiğiniz gibi yeşil kart sahiplerinin eşleri ve 21 yaşın altında çocukları için yaklaşık 2 aydır vize bülten kotası açık olduğu için onlara eşleri veya işte ebeveynleri, anne ya da babaları eğer Amerika'da yasa olarak bulunuyorsalar ...başvurularını hemen yapabiliyorlar. Bu e, şu an ikinci aydayız. E, yedinci ay ve bu Ağustos ayında kotalar açıktı. Ve şu an itibariyle Eylül ayı içinde kotaların açık olduğunun... ...haberini sizle paylaşmak için karşınızdayız. Dolayısıyla bu çok güzel bir gelişme. Yaklaşık üçüncü ayına girerken e, gelecek ay itibariyle... ...yani üçüncü ay itibariyle yeşil kart sahiplerinin eşleri... ...ve çocukları için vize bülten kotası açık görünüyor. E, gerçekten e, güzel bir haber. Ben bu noktada biraz daha bilgi vermek istiyorum... çünkü çünkü ay önce yaptığımız ilk videomuzda detaylara değinmiştik. Ben bu detayları biraz daha açıp dinlemeyen takipçilerimizin bilgi sahibi olması için bir daha değiniyor olacağım. Ama bugünkü tabii ki önemli olan nokta gelecek ay yani Eylül ayı itibariyle de Yeşilkar sahiplerinin eşleri ve 21 yaşın altında çocukları eğer Amerika'da yasa olarak bulunuyorsalar ya eşler ya da ebeveynleri tarafından kendilerine yeşil kart başvurusu yapılıp ve kendileri de yeşil kart dosyalarını aynı anda içeri verebilecekler. Dolayısıyla bir kotaya beklemeden herhangi bir vize bülteni beklemeye gerek kalmadan numaralarının gelmesini hemen aynı anda başvuruları yapabilecekler. Bilindiği gibi yeşil kart sahiplerinin eşleri ve çocukları için başvuru yapabilme hakları zaten mevcut olan bir hak. Yani dolayısıyla şu an yasada bir değişiklik durumundan e, gelişen bir gelişme değil. Bu tam tersi vize bültendeki sürelerin ve kotaların açık olmasından dolayı gerçekleşen bir gelişme. Dolayısıyla yeşil kart sahipleri devamlı şu ana kadar da hep eş ve çocuklar için yeşil kart başvurusu yapabiliyorlar Amerikan vatandaşı olmadan. Tek oradaki püf nokta kendileri eş ya da çocuklarına başvuru yaptıkları zaman eş ve çocuklarının da vize bülten kotasındaki numaraların onların dosyasına gelmesini beklemeleri gerekiyor ki yeşil kartın son adımını atabilsinler. Dolayısıyla iki aydır yaşanan durum bu bekleme sürelerinin bu kotaların açık olması ve bunun Eylül ayında da devam ediyor olması çok güzel bir gelişme. Tabi Eylül ayından sonra bu devam etmeyebilir. Ekim ayı devreye girecek. Yeni bu e, fiscal year'da bu mümkün olmayabilir. Dolayısıyla eğer yeşil kartlıysanız ve eşiniz yasal bir durumdaysa Amerika'da ya da 25 altında çocuklarınız yasal durumdaysa hiç beklemeden bu fırsatı değerlendirerek onlara yeşil kart başvurusu yapmanızda fayda vardır deyip takipçilerimiz bu konuda son dakika gelişmesiyle bilgilendirmek istiyoruz. Bu konudaki dosyalarınızın hazırlanması takibi ya da bu konularda sorularınız varsa çekinmeden ofisimize 212 245 7070 -70 telefon numarasından ya da info@agrolaw.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle.